Kayaköy gezimiz yorucu başladı. Sıcak tepemizde. Her şeye rağmen mübadeleden önce burada bir yaşam olduğunu düşünmek muhteşem güzel. Baksana. Venizelos Cumhuriyet'ten sonra bir mübadele istedi. Yunanistan'daki Türkler buraya geldi. Buradaki Rumlar Yunanistan'a gitti. Ve şehir şu halde. Bunu Venizelos istedi. Evet, yes. Bu evin ocak bölümü, yemek bölümü. Yani orada bir aile yemeğini yapıyordu. Yemek ya da ısınma amacı. Burası da alt katı. Bak şuralar eskiden kütüklerle şeyi teras yapılır. Burada alt katı da kiler olurdu. Sıcak ve çok yüksek. En büyük hata su getirmemek olur. Ve buraya saat 4 gibi çıkılması daha iyi olur, değil mi? Ve uygun ayakkabılarla. Arkadaş, yokuş çıkmaktan atmosferin maneviyatını yaşayamıyoruz. İnsanların bir gecede buradan sürüldüğünü düşünmek. Burada ne kaos olmuştur var ya. Düşünsene. Yüzlerce yıl yaşadığın yerden birkaç kişinin kararı yüzünden harabeye dönüşsün.
çıkacağımız yer Kayaköy'ün Şopeli. Zirvede. Biraz yoracağım. Buraya da gelmişken çıkmak lazım. Şapeli az kaldı. Yorulduk. Sultanım da yoruldu. Nasıl? Çok güzel. O hissiyatı yakaladın mı? Evet, insan duygulanıyor. Şuradan çıkalım. Sonunda zirvedeki şapele çıktık. Burada hayal kırıklığı var. Her yerde isim yazıyor. Her yerde şafak atılmış. Askerler tarafından. Klasik Türk adeti. Bulduklarım tarihi. Zirveye yarım saatte çıktık. Yarım çok saatte değil mi sıra? Büyük ihtimal. Değer yani. En azından hissetmiş oluruz. Olursunuz. Olurduk. Anlardık. Agustin amca, Yorga amcayla beraber burada oturup kahvesini yudumlarken
şehrin önde gelen ahalisinin hal ve hareketlerini buradan seyredin. Yaklaş. Yorgun amca buradan tüm şehre hakimdi. Evet. Yorgun amcayı seviyoruz. Yorgun amcayı göremezsek de torunların tekrar buraya dönmesini dileriz. Çok temiz. Hiç çöp yok. Hiç çöp yok. Olması gerektiğinden kat kat üstünde. Ya insanlar kendi değerlerine kıymet verdiği zaman evet, yes, devam.